Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Beklenen eşleşmeyi yaptık. Domuz boğan haydutla domuz boğan hayal eşleşti Sen Bugün kızanın 8. günü eşleşti. Yalnız buraya bir tane daha köpek geliyor eşleşmeye ama o çavuşla eşleşmeye gelecek. Bizim birkaç köy Halil abi köyünden bir arkadaş rica bana da Instagram'dan bayağı e, mesaj geliyor işte abi. Köpeğimizi getirsek işte Haydut'la eşleşir miyiz? İşte Çavuş'la eşleşebilir miyiz? Ben kesinlikle ve kesinlikle eşleşmeyi kabul etmiyorum. Özellikle de hani soyunu sopunu bilmediğimiz bir köpekle eşleştirmek istemiyorum. Hani buradan da duyurayım. Eşleştirmeyi düşünen arkadaşlara söylüyorum. Ama hani bu mesela eşleştirme niye çok ısrar ettiler. Bir de komşum diye normalde eşleştiricimiz köpek kangal değil. Ben köpeği hiç beğenmedim. Ama ne yapalım dostlar mecbur komşumuz diye bana da iyilikleri dokundu. Koçu onlardan almıştım. Dedim onlara eşleştirmeyelim falan hani beslemişken iyi köpek besleyin diye. Ama ısrar ettiler. Ben de tamam dedim. Kuzu karşılığında anlaştım. Bu arada şimdi köpekler eşlendikten sonra neden böyle kitleniyor onu söyleyeyim size. Şimdi vulvanın içinde şişiyor. E vulva kitliyor onu. O yüzden bu kitleme. Yani bu doğru bir eşleşme oluyor. Şu an başarılı bir eşleşme gerçekleşti. Buradan da dölü pompalıyor. Tabi bu 15-20 dakika gibi sürüyor. Zaman, arama geldi, durdurduk. Neyse, yani bunu anlatıyordum. Yani bu bu şekilde oluyor köpekler. Kitleniyor, birbirine yapışıyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş birbirlerini salacaklar. Ben hayali aslında eşleştirmeyecektim çünkü hayal e, bir yılda ikinci eşleşme oluyor aslında sağlıklı değil ama ben şuna güvenerek eşledim. Bakımını çok iyi yapıyoruz geldiğinden beri. Yani ustam kendimden buradaki bütün köpeklerden iyi bakılıyor yani tüy yapısına baktığınız zaman anlarsınız zaten bundan sonra da e, Hayal'i bir yıl hiç eşleştirmeyeceğiz yani bir dahaki sezon Hayal hiç eşleşmeyecek ustam bu eşleşmedeki yavrular benim için çok önemli yani biz bu iki muhteşem soyu bir araya getirdik e, bunlar mesela Hayal'in kan hattında Çavuş ve hırçının kanatlarına yakın. Zaten çavuşun da annesi süper görsel olarak hatasız bir kangal. Haydut'u da zaten tanıyorsunuz. Haydut'un da annesi babası kangal. Dış tipinde ufak eksiklikler var ama olabilir dostlarım. Sorun değil. Bunlar e, yıllar önce doğal eşleştiği için arada bir mükemmel kangal da verebiliyor. Arada bir böyle ufak tefek hatası benim için Haydut'un ben sonuçta bir Kangal yarışmasına katılmayacağım için ya da Kangal güzellik ırk standartlar yarışmasına katılmayacağım için benim için çok önemli değil. Ve haydutun eksiğini hayal tamamlayacak. Hayalin eksiğini haydut tamamlayacak. Bu arada hayal haydutu seçti dostlarım eşleşmeye. Baktım hiç çavuşla eşleşmek istemiyordu. Yani kendi oğluyla hiç eşleşmek istemedi bu köpek. Neyse bunu da kısa olarak çektim. Hani bir de şeyi olarak tekrar geçeyim üstünden. Dostum ben dışarıdan gelen köpek, soyunu sopunu bilmediğim bir köpekle eşleştirmek istemiyorum. Ha illa ısrar edersiniz. Şu şekilde eşleştiririm. Ücret karşılığı ya da koyun karşılığı eşleşme yaparım ama diğer türlü mümkünatı yok. Yok işte abi benim dişi köpeğim var. Ben işte sizin oraya getireyim. Öyle bir şey kabul etmeyi düşünmüyorum. Etmek de istemiyorum. Bu eşleşmeyi sırf yani çok istediler diye yapacağım. Zaten haydutla da eşleşmeyecek. Çünkü haydut daha şimdi eşleşti. Köpek birazdan yeni gelecek buraya. Şu an yolda. E haydut bir gün artık doldurdu. Mecbur çavuşla eşleştireceğiz. Burada videoyu bitireceğim. İnşallah sağlıklı yavrular çıkar. Ve bunları kendime tutacağım. iki tane. Geri kalanlarını da ihtiyaç sahiplerine sahiplendireceğiz. Ve ben bu çıkan yavrulara cesaret olarak kefil olacağım dostlar. Çünkü haydut inanılmaz bir köpek. Hayal de öyle. Muhteşem bir eşleştirme yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.